Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım çünkü masamın üzerinde MSI MPG Z790 H Wi-Fi bir anakart duruyor. Neden heyecanlıyım? Çünkü bu anakart özellikle oyuncuları tap noktada buluşturan hem donanımsal hem de tasarımsal olarak üst seviye bir anakart. Eğer üst seviye bir sistem toplamak istiyorsanız bu sistemin ayrılmaz parçası olarak bu anakartı çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Hem beyaz yapısı üzerindeki led detaylarıyla birlikte hem tasarım olarak sizleri tatmin edecek hem de donanımsal olarak sisteminizi en üst seviyede çalıştırmayı sağlayacak. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu anakartın kutu açılışını yapalım. Kutu içerisinden neler çıkıyormuş birlikte bunlara bakalım ve sonrasında teknik detayları da değinelim. Gördüğünüz gibi kutu açılışını gerçekleştirdik ve kutu içerisinden ihtiyacımız olan her şeye erişebildik. Özellikle tasarım tarafına değinmek istiyorum çünkü bu anakartın beni en çok etkileyen tarafı tasarımı oldu. Özellikle beyaz yapısıyla birlikte beyaz bir setup kuracaksanız eğer tercih etmeniz gereken en önde anakartlardan biri olduğunu söyleyebilirim. MSI Z790 H Wi-Fi'nin. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Anakart üzerinde bulunan heatsink'in üstünde RGB detaylı bir ejderha logosunun bulunması kasa içerisini biraz daha agresif ve biraz daha güzel gösterebiliyor. Bu anakartta özellikle üzerinde durulan teknoloji soğutma teknolojisi. Gördüğünüz gibi yan tarafta ve üst tarafta bolca heatsinkimiz bulunuyor. Ve özellikle anakartın alt kısmına doğru indiğimizde de M2 yuvalarının üzerinde de bir sürü heatsink var. Sanki bir cyberpunk arabası gibi tamamen üstü kapalı bir anakart neredeyse bizleri karşılıyor. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle yukarıda görmüş olduğumuz büyük bölümdeki heatsinkte genişletilmiş bir tasarım kullanılmış ve bu tasarımla birlikte ısı dağıtım yüzeyi arttırılarak üst sınıf işlemcilerin bile tam hızda çalışması sağlanıyor. Yukarı kısımda görmüş olduğumuz heatsink'in altında MOSFET termal yastıkları ve ek bobin yastıkları lıklarıyla birlikte üst seviye bir performans almamızı bizlere sağlıyor. Biraz da M2 tarafına değinmek istiyorum. Çünkü bu anakart üzerinde 5 adet M2 yerleştirebileceğimiz slot bulunuyor ve bu M2 slotlarının tamamı bir heatsink kapakla birlikte kapatılmış. Sağlıklı bir soğuma ve hızlı bir performans alabilmemiz için. Öncelikle şuradan bahsetmek istiyorum. Ana M2'yi taktığımız yer PCI Express 5.0 ile birlikte bizlere sunulmuş ve bu sayede hem M.2 2 istediğimiz daha serin, daha performanslı ve daha güvenli bir şekilde çalışıyor olacak. Ben bu anakartın özellikle M2 tarafında inanılmaz derecede çok sevdim. Çünkü bolca M2 slotumuz var, bolca soğutucu headsinkimiz var ve bolca serin, güvenli ve güzel çalışma imkanı var M2 SSD'lerimizin. Ayrıca hazır M2 demişken şundan da bahsetmek istiyorum. M2'lerimizi konumlandırırken herhangi bir tornavidaya veya vidaya ihtiyacımız kalmıyor. Geliştirilmiş olan EZ M2 klipsi ile birlikte herhangi bir işlem yapmadan direkt elinizle tık diye üzerine oturtabiliyorsunuz. Bu da güzel bir kolaylık olmuş. Anakartımız tamamen sıvı soğutma için özelleştirilmiş bir yapıya sahip. Bununla birlikte bu soğutucuların kablolaması için de gerçekten anakart üzerinde stratejik bir planlama yapılmış. Şu an ekranda da görüyor olacaksınız. Yakın bir şekilde sizlere bunu göstereceğim. CPU soğutucusu, su bloğu soğutucusu, üst sistem fanı, ön sistem fanı ve arka sistem fanı için kablolamayı rahat bir şekilde yapabileceğiniz girişler anakart üzerine stratejik olarak konumlandırılmış. Bununla birlikte özellikle kablolama tarafında çok titizseniz ve kabloların düzenli bir şekilde gözükmesini istiyorsanız bu stratejik konumlandırmalarla birlikte tüm fanlarınızı rahatlıkla kablo kirliliği olmadan bağlayabileceksiniz. Ayrıca şuna da değinelim. 16 artı 1 artı 1 Duet Real güç sistemi ile birlikte tüm komponentlerinizi en üst seviyede performans alarak kullanabileceksiniz. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu anakart gayet üst seviye bir anakart. Bununla birlikte siz bu anakarta üst seviye işlemciler monte edebiliyorsunuz. Üst seviye işlemcileri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca hali hazırda elinizdeki işlemciye de eğer sıvı soğutma sisteminize güveniyorsanız rahatlıkla overclock bile yapabilirsiniz bu anakartla birlikte. Anakart üzerinde 8 pinli çift güç konektörü bulunuyor. Ve bu çift çıkışlı 8 pin güç konektörü ile birlikte işlemcilerinize istediğiniz gücü rahatlıkla verebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte tüm hız aşırtmalarınızı overclock'larınızı rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca anakartımızın üzerinde 4 adet RAM slotu bulunuyor ve bu RAM slotları 5333 MHz'e kadar destekliyor ve bununla birlikte ana kartımıza 256 GB'a e kadar RAM takabiliyoruz. A tarafında değinmek istediğim konu Wi-Fi 6E teknolojisi bulunuyor ve ayrıca köpek balığı anten şeklinde kutu içerisinden bir adette uzatılabilir bir anten çıkıyor ve masanızda istediğiniz bir yere rahatlıkla bunu konumlandırabiliyorsunuz. Hem masanızda şık görünüyor hem de çekim kapasitenizi çok yüksek bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda LAN tarafına geldiğimizde 2.5 GHz'lik bir LAN girişimiz var. Gayet performanslı bir giriş. Hatta şunu söyleyebilirim, bilmiyorum, bana mı öyle denk geldi ama ben direkt olarak LAN üzerinden internete bağlanıyorum ve neredeyse kayıpsız bir hız alabiliyorum. Bu beni inanılmaz şaşırttı ve inanılmaz tatmin etti. Şimdi anakartımızda ne gibi girişler bizleri karşılıyor? Gelin buna bakalım. Öncelikle bir adet DisplayPort, bir adet de HDMI girişimiz bulunuyor. Bunun hemen alt tarafında Clear CMOS butonu, bunun altında da Flash BIOS butonu bulunuyor. Bu butonlar çok önemli. Özellikle Clear CMOS butonuyla birlikte örnek veriyorum BIOS'unuza bir update yapıyorsunuz. Fakat bir problem oldu ve elektriğiniz kesildi, bilgisayar kapandı veya yanlış bir şey yaptınız ve BIOS update'iniz yarıda kaldı. Bu butonla birlikte BIOS'unuzu fabrika ayarlarınıza döndürüyorsunuz diyebiliriz. Basic olarak kutudan çıktığı şekildeki BIOS'uyla birlikte kendine bir restart atıyor ve bu problemi de ortadan kaldırmış oluyoruz. Hemen alt tarafındaki flash BIOS butonuyla birlikte anakarta herhangi bir işlemci vesaire takmadan sadece güç kaynağınızı bağlıyorsunuz ve USB'nizi takıp direkt olarak Flash BIOS butonuna tıkladığınızda herhangi bir komponent bağlamadan direkt olarak BIOS'unuzu güncelleyebiliyorsunuz. Hemen yan tarafına geçiyorum. USB 3.2 Gen 1 5 gigabit per second Type A girişimiz 2 adet bulunuyor. Ayrıca USB 3.2 Gen 2 10 gigabit Type A girişimizde yine 2 adet bulunuyor. Bununla birlikte ayrıca bakıyoruz ki USB 3.2 Gen 2 10 Gigabit'lik bir Tip A girişimiz bulunuyor. Ayrıca USB 3.2 Gen 2 10 Gigabit'lik Type C girişimiz bir adet bulunuyor ve ayrıca son olarak da USB 3.2 Gen 2x2 20 gigabitlik bir type C girişimiz de bulunuyor. Anakartımın üzerinden devam ettiğimde demin de bahsetmiş olduğum köpek balığı anteni takabilmemiz için iki adet giriş arka tarafta konumlandırılmış. Hemen alt tarafına baktığımda bir adet PDIF out girişimiz bulunuyor. Onun yanında da 5 adet ses çıkışımız bulunuyor. Burada özellikle ses tarafına değinmek istiyorum. Audio boost özelliğiyle birlikte anakartımızın üzerinde audio boost 5 teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojiyle birlikte üst seviye bir ses kalitesi alabiliyoruz ve ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Özellikle kulaklık bağladığınızda bunu çok daha iyi kaliteli hale getiren kompansatörler de bulunuyor ve üst seviye bir ses kalitesi alabiliyoruz. Son olarak yazılım tarafına değinmek istiyorum. Yazılım tarafında tüm fanları ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. Frozer AI yazılımıyla birlikte zaten bu yazılım direkt olarak MSI Center içerisinde bulunuyor. Yapay zeka direkt olarak bilgisayarınızdaki yüke göre kendini ayarlayıp fanları o şekilde çalıştırıyor. Yani siz bir oyun oynuyorsanız, bir kurgu montaj yapıyorsanız daha çok fan çalıştırıyor. Fakat o an çok fazla soğumaya ihtiyacı yoksa kendi kendine otomatik olarak hızını ayarlıyor. Ve minimum ses seviyesinde maksimum performanslı bir şekilde soğutma işlemini sağlıyor. Tabi burada ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi anakartımızın üzerinde bir adet tatlı mı tatlı bir RGB ışıklı mı ışıklı bir ejderha logomuz bulunuyor. Bu ejderha logosunu da Mystic Light yazılımı ile birlikte tüm MSI ürünlerinizi aynı renkte yanacak şekilde ayarlayabilip kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.